Herkese merhabalar değerli izleyenler. Asırlık Hikayeler programıyla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da başımızın tacı büyüklerimizi ziyaret etmeye ve onların hayat hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Bu hafta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyit Uşağı mahallesindeyiz. ...1934 yılında Yeşilyurt ilçesinde Seyit Uşağı mahallesinden dünyaya gelmişim. Babam çobanlık yapardı. Babam evlenmişti. 3 tane çocuğu vardı, daha askere gitmemişti. Askere gitti, geldi. İkinci Dünya Savaşı vardı. 5 sene savaş sürdü. Kuraklık vardı. Pahalılık vardı. Gene babam askerliği bitirdi, geldi. 3 sene sonra odun sökerken, dögen, yüklerken bağırsak donatması yapmış, babam öldü. 15 yaşında, 14 yaşında dünyaya geldim. Tek başına yine öldüm yani, yalnız kaldım yine. Kimseyle, anamla, anam da başkasıyla, babam başkasıyla evlendiği için
Peki gençlik yıllarında nelerle uğraşıyordun? Ne iş yapardın? Kahvehanede çalışıyordum. Kahvehanede çalıştım. Askere gidene kadar şeyde çalışıyordum. Kahvede çalıştıydım. Ondan askerliğimi bitirdim, geldim. Sümerbank'a girdim. Sümerbank'a girdim. Orada 23 sene orada çalıştım. Askerliğini kaç sene yaptın? 2 sene tam günü gününe. Var mı böyle güzel bir askerlik? Yok, o zaman 1957'de o zaman seçim vardı. Bir ay mezuniyet verilerdi, onu da kullanmadılar, bize kullanmadı. Onu 24 ay bitirdim, askerliğim gittim, eve gittim, gene anamın yanına gittim. Peki o askerlik sürecinde annenle görüşebiliyor muydun? Mektuplaşma oluyor muydu? Mektuplaşıyorduk. O zaman ben askerde 27. keşif beyliğinde öğretmen çavuşuydum ben. A4'ü şey edeyim, eğitimi yapıyordum ben. Eğitimdeydim askerde. Biraz askerliğin o zaman rahat geçmiş. Hep askerdeydim, hep şeydeydim, eğitimdeydim. Eğitimdeydim ben. Nerede yaptın askerliği? Tokat'ta. Nasıl bir yerdi? Tokat'ta, merkezinde. Güzel miydi, soğuk muydu? Yazı kışı nasıl geçerdi? Ankara şeyi... Karadeniz iklimi ama biraz daha soğuktu tabii, daha şeye doğru Ankara'ya yakın o, Tokat. Peki evliliğin askerden önce mi oldu yoksa sonra mı askerden oldu? Askerden geldikten sonra evlendim. Evlendim. He. Nasıl tanıştınız? Burada ben, o arada o zamanki usulde neydi? Ben üzüm bağımız vardı burada, ona bakıyordum. Bana geldi, dediler ki... Senin nişanladık dediler. Senin ben haberin bile yok. Yok yok, haberim yok. Gittim mi? Kızının gün de ne beni görmüş ne ne o günü. Anlaştılar, evlendirdiler bizi. Ondan kaldım. Ondan sonra işe girdim. Şeye evlendikten 3 ay sonra Sümerbank'a girdim. Fabrikaya girdim işte. Oradan da 3 tane çocuğum oldu. 2 erkek, bir de kız. Oğlumun biri Malatya'da öğretmen, bir oğlum da İstanbul'da serbest ticarette çalışıyor. Maşallah. Kendi işlerde çalışıyor. Kızım da İstanbul'da Berlin'den evli, evet. Peki sen Sümerbank'ta işe girdim dedin. Evet. Sümerbank'ta ne iş yapıyordun? Sümerbank'ta 8 sene haşılda çalıştım. Haşıl. Haşıl ne oluyor? Sümerbank'ta. Fabrikanın haşıl, dokumanın. Ondan sonra şeye gittim, sayac alıcıya, kanter 750 tezgahı vardı Sümerbank'ın. Günde bir saat, bir buçuk saat onları hepsi şey açıyordu, sayacını yazıyorduk onun. Onu getirip tahlil şeylerini yapıyorduk. Fiyatlarını değiştiriyor, şeylerini, rakamlarını yazıyorduk hep. Ondan sonra veriydi iş yerine, böyle iş yerim buraydı yani, Sümerbank'tı. O zamanın en iyi çalışabileceği kurummuş galiba Sümerbank. Tabii benim, tabii imtihanla ben şeye girdim, kantara gittim, sayac alıcıydım ben. Yani doğrudan doğruya dezgah şeyinde çalışmıyordum. Kaç kişi çalışıyordu o dönem Sümerbank'ta? 2800 işçi vardı. Ben... 3-4 ay şeye, 3-4 sene şeye gittikten sonra, kantara gittikten sonra, sayaca gittikten sonra o zaman Türk İş'e bağlı Teksif Sendikası vardı. Oraya bağlıydık, Teksif'e. Ben oranın baş temsilci oldum burada. 3-4 sene de orada görev yapıyordum. Sendika meselesine çalıştım. Ondan orada şeydir de. Senin emekliliğin de yine Sümerbank'tan oldu galiba. Emekliliğim de Sümerbank'tan oldu. Peki Sümerbank'ta bir dönem geçenlerde bir konumda duymuştum. Bir grev yapılmıştı. Sen o süre orada... Grev, onu... Grevi... Onu sorma işte, onu sorma. Niye? Şimdi... Koalisyon Partisi ortaklık hükümet kurdular. Selamet Partisi geçti şeyine.
O da ne bileyim yine siyaset vardı işin içinde de yeterli şeyleri yapmadılar. Fabrikada yeterli verim yapmadı. %77 randıman olacaktı ki ben Sümerbank'ın baş temsilciliğiydim, konuları biliydim yani. Evet. %77 randımanla olacak ki fabrika şeye gele. Kara geçe. Şeyleri değiştirdiler, adamlarını değiştirdiler. Kalitesiz pamuk koydular. Randıman 58'e düştü. 77'den 58'e düştü. 50'de düştü. Fabrika müdürü bize randımanlı çalışan %70 randıman oldu mu %25 prim alıyorduk biz. Randıman düşün de bizim primi kestiler. 2-3 ay primlerim kestiler. Ben genel merkeze Ankara'ya telefon ettim. Dedim ki böyle dedim. Bizim işçiler direnişe geçtiler. Polisler geldi. Polisler geldiler, dağıtmak istediler. Ben gittim polislere rica ettim. Dedim genel merkeze haber vereyim de ondan sonra dedim şeyi durdak dedim. Dağıtmayın işçileri şey edecekler de polislerine şey edecek. Bana yarım saat müsaade verdiler. Ben gittim genel merkeze söyledim. Genel merkez dedi genel merkezde genel başkan yoktur dedi. Ben öyleyse mecburum. Ne mal olursa olsun dedim ben işçilerle polisi karşı karşıya getirmeyeceğim dedim. Telefonu kapattım. Grev flamasını aldım götürdüm Sümerbank'ın kapısına astım. Grev diye. Grevi koydum oraya. 57 gün grev devam etti. Ondan sonra sözleşmeyi imzaladılar. Geri fabrikaya çalıştık. O kalitesiz malzam pamukları çıkarttılar. Randımanım yüksek oldu ki işçiler normal çalıştı, para çalıştı. İyi oldu. O emekliye kadar orada devam ettim yani işte orada çalıştım. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim o. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim o. Dağlar boyağını gezdim. Yiğiten yavrum bulunur mu? Dağlar boyağını gezdim. Yiğiten yavrum bulunur mu? Gazap üzümlerini okudum şeyin Güney Amerika'nın, Güney Amerika'nın şeyin Yaşar Kemal'in şeyini okuyorum. Şey ne adını söyleyemeyim ha. Yaşar Kemal. Yani kitaplara bir ilgin vardı ha, yine var, de. Var, kitap merak ettikçe okuyordum. Okuydum ha. Kitap okuydum. Ha bir de senelerce 15-20 sene sürekli Cumhuriyet gazetesini okuyordum yani ben. Gazete, Cumhuriyet okuydum. Her sabah takip ediyordun o zaman. Her gün alıydım, aboneydim, devamlı okuydum ben. Yani. Televizyon vardı, 70'lerde vardı, vardı televizyon vardı. Siyah beyazlıydı onu, aha. 84'te renkli girdi, renkliye değiştim. Yok, televizyonum vardı yeni. Peki radyo? Radyoda var, televizyonda vardı, bakıyordum işte. Seherde bir bağa girdim, seherde bir bağa girdim. Ne bağa duydu, ne bağbancı, en sondum güllerim derdim. Ne bağa duydu, ne bağbancı, ne bağ duydu, ne bağbancı. Thank you.
Ben emekli olduktan sonra 450 lira emekli maaşı alıyordum. İstanbul'a girdim, İstanbul'a gittim. 300 liraya kiraya verdim. İş yerine kiraya girdim, eve girdim. Kiraya 350 lira kaldı bana. Ondan sonra benim oğlum öğretmen okulunu bitirmişti. İstanbul'a gittim, mecbur gittim çocuğu okutmak için. Benim param da yetmedi, işportacılık yaptım. 3 sene, 4 sene işportacılık yaptım İstanbul'da. Oğlumu bitirdi, okulu bitirdi. Okula şeye gitti, görev aldı. Sonra tekrar sen buraya döndün. Aksaray'a gitti, ben geri Malatya'ya geldim. He. Malatya'da kaldım. Biraz zor olmadı mı o süreç senin için? Ne? Yani mecbur, işportacılık yapıyordum ya. Herkesin iyi kötü arabası vardı. Benim o da sırtımda, çırt çantasının sırtıma alıyordum. Arabalar beni işe almıyorlardı bile. İki çanta yüklenince, dolu olunca almıyorlardı beni. Evet. Ne zoruna gidiydim, geliydim yani. Peki İstanbul nasıl bir yerdi? Çok, İstanbul şeyin şartlarını. 10 sene orada kaldım. İstanbul'un yaşamını hoşuma gelmedi. Hiç hoşuma gelmedi. Ama Malatya, dağ bağırdı. Bırak hoşuma gelmedi. Köy dağıldı, köy mahvoldu köy. Eskisi gibi değil. Ya, hayvancılık vardı burada. 10.000'in üstünde küçükbaş hayvan vardı. Seydoşa, Seydoğa köyüydü. 80-90 hanaydı. 10.000'in üstünde küçükbaş hayvan vardı. 300 tane inek, öküz, at, katır vardı. Şimdi bak Seydoğa'da 1.000 tane hayvan ancak kaldı. 10 tane hep gitti, hayvan yoktur şimdi. Bırak, köy de dağıldı. 80-90 eviydi. Şimdi 10 ev kaldı, 12 ev kaldı. Evler de dağıldı. Bilmiyorum bir ara ama nasıl oldu, yaygın çalışma güzel. O zaman Türkiye'nin şartları, üretim şartları çok güzeldi. Seydoğa'dan 50 tane kişi, 54 işçi gitti de, demir yoluna çalıştı, işçi olarak girdiler. 30 tane işçi tekele girdi, 20-25 işçi Sümerbank'a girdi, çalışırlardı. Şimdi Malatya'nın içinde Samanlı Mahallesi'nde hemen hemen 40-50 ev var şimdi Samanlı Mahallesi'nde. Mahalle yine kalabalık, orası Seydoğa Mahallesi'ydi, köyüydü şimdi. O zaman çok, sinema çok yaygındı. 10.30'da başlıydı, gece 12'de kadar devam ediydi. Sinemaya gidiydi yani. Hangi filmleri severdin? Sümerbank'ta, hangisi olursa olsun birisi. Ama hoşuma gelen hepsini içiydim işte. O gün hangi film varsa ona gidiyordun yani. Tabii, hangisi hoşuma gelirse ona gidiyordum. Peki müzikle aran nasıldı? Sanatçıları takip eder miydin? Yok pek, yok şey yok diyor. Yok, o kadar şeyim yoktu yani. Mahsuni Şerif'in türküleri hoşuma gidiyordu, onları izliydim ben. Peki radyodan mı takip ediyordun? Kaset vardı. Kasetlerini alıyordun. Kendi de gece gündüz yayınlıydı zaten, durmadan her hafta da vardı yani. Peki eskiden siyaset ve ekonomi nasıldı Mehmet amca? Benim siyaset daha çok, en çok merakım
sosyal demokrat yapılıydım ben yapıda. Bir ara İşçi Partisi'ne girdim, onunla gelişmedi. CHP'ye çektik, onlar da öyle çıktı. Şimdi... Üç bin develik üzüm bağı da vardı. Bura hepsi köy, hep olduğu üzüm bağıydı. Hepsi üzüm bağıydı. Onları da şey dedim, imar ettiriydim, parasını veriydim. İret şeye geldiği zaman gideyim üzüm bağı da dedim. Hanımla gidiydik. O kalıydı, ben bir ay yardım edeyim, 25 gün iznim ayrılıydı. Üç ay hanım çapıydı, ben şey diyeyim, yani 3 tondan fazla üzümümüz oluyordu. Yardımcı gelir oluyordu yani. Üzümü çalıştırıyorduk. O zamana göre şimdi iyi bir hesap. Üzüm bağları gitti, kimse köylüler de gitmedi, kimse kalmadı. Hem de iklim şartları da değişti. Kar düşmeyince üzüm bağı da öldü. Evet. Hep olduğu gibi kurudu gitti. Çoktu. Her evde vardı, üzüm bağı vardı yani. Hepsi kurudu gitti. Sosyal, siyasal konuları, ekonomik, siyaset konularını okuydum. Devamlı oldu. Gazetede de okuydum. Evet. Cumhuriyet gazetede okuydum. İyi kötü oluyordu işte, öğreniydim. Başka kitap dağılıydı, okuydum. İyiydi, hevesim oluyordu yani, yapıyordum yani. Nikah imzasına gittim, başka görmedim. Başka konuşmadım, şey etmedim, bir şey yoktu yani. Peki sonrasında anlaşabildiniz sonradan mi? Sonradan iyiydi, çok iyiydi. Hanımım terzicilik yerinde belliydi, nakış falan yapıyordu. Çalışkan yaz günü geliydi, 3 ay burada kalıyordu. Üzüm bağına o iş yapıyordu, organize ettiriydi, şeydiydi, yaptırıydı yani. Ben 20 evlendikten sonra... Anamla babam vardı beraber, üvey babam vardı. He? Beraberdik he. Onlar ölenince kadar beraberdik. Ben beraberdik. Benim üvey babam vardı. 30 sene, 35 sene bir arada yaşadı. Bugüne kadar, o hiçbir zaman kelime karşına cevap vermezdim. Ne derse o tamam, sessiz aynısını yapardım yani. Onun için onu... Ondan çocuk olmadı. Onun anamından ondan çocuk da olmadı. Torunların var mı? Benim dursu. Kurban olayım senin Allah'ın adamı. Birisi diş doktoru şimdi Malatya'da. Maşallah. Onur Çiçek. Şeyde şeyin orada. Öğretmen okul öğretmen evinin altındaki şeylerde orada polikliniği var. Diş hekimi o. Gidip gelirler mi senin yanına? Her cumartesi geliyor. Annenin yaptığı böyle senin en çok sevdiğin bir yemek var mıydı? Yok. Neyse ne olursa olsun. Ben hiç tercih etmiyorum. Ben Sümerbank'ta 25 tane fabrikada oraya yemeği oradan İşçi yemeğiydi. 3000 kişinin kaynattığı yemeğini yapıyordum. Mecburiydim. Günde yiydim yemeği. Aynı o. Tercih etmiydim, hangisi olursa olsun işte.
mecbur aç kaldı mı olacak gibi. Aynen öyle. Ki sen yokluk gördüğün için yani önüne ne geldi onu söyleme. Yemeği tercih ediyordun. İkinci Dünya Savaşı'nı ona demeden Seyit Uşağı'nda bir adam 1 liraya günde çalışıyordu. 1 liraya benim 8-10 yaşında bildiğim halde duyduğum yine 1 liraya çalışıyordu. Buğday 120 kuruşa çıkmıştı kilosu. İkinci Dünya Savaşı'nda açlığı kırdık gördük ya, 15 tane keçi vardı benim kapının önünde. Davar çoban götürüyordu yani, başka çobanlar götürüyordu. 15 gün keçi sütüyle geçindik. Tahıl görmedik. Yani ağzımıza aldık, tiksiniydik yani, böyle nefret ediydik. Öyle çıkıntılar çektim. Onun için savaş gibi kötü bir şey yoktur yani. Çok berbat bakacağım. Yani şimdi bir senedir orada o şeyi çıkarmışlar. Türkiye'yi ne hale getirdi, dünyayı ne hale getirmişler. İşte. Savaş gibi kötü bir şey yoktur yani. 5 sene İkinci Dünya Savaşı'nda açlıktan öldük. Açlıktan öldük. Ekmek bulamadık. Geçe sütü yok. Akşamla analığım vardı. Geride burada vardı. Geçileri savıydı. Bizim ev yukarıdaydı. Oraya geldi mi kokus geliydi bize. Tiksinirdik böyle. Sabah öyle akşam şekersiz süt içersek ne olacak? Tiksiniydik. Mahvoluyduk. İkinci Dünya Savaşı bitti. O zamana kadar buğdayın kilosu 120 kuruştu. Almanlar mağlup oldu. İkinci günü buğdanın kilosu 5 kuruşa düştü. 120 kuruştan 5 kuruşa düştü. Bazı camilere yer yoktu. Sığmıyordu millet. Asker çoktu. 8 kura değillerdi işte. Asker oraya koyuyor. Sonradan da politikacılar dediler ki camileri kapattı, asker doldurdu dedi. Nereye götürecek, askere ne edecekti? Bir de Almanlarla sözle savaşa girmemek için buğday sözü vermişti, buğday sözü vermişti. Buğdayı bak buraya geliydi, köye geliydi, buraya gelirdi, evlere bakıydı. 5 nüfusu varsa ona 10'ar kilo, 10'ar teneke varsa 50 teneke, 70 ise 20'sini alıp götürüydü. 20'sini alıydı. Çünkü götürüydü o şeye toprak mahsulleri ofisine yığdılar böyle bu. Savaş bitti. Doğru dürüst ambarları da yoktu. Yağmur yağdı. Hepsi çürüdü, kokudu, gitti. Ondan sonra dediler ki İsmet İnönü millet acından öldürmek için buğdayı çürüttü, vermedi dedi. Acından öldürdü dediler. Onlar iktidara geldiler. Demokrat Parti iyiydi. Bir 3-5 sene idare etti.
gidip ötüydü. Av şeyle değildi. Onları beceremedi. Suya geliydi. Onlar kalkarken sıkardık işte. Bir iki tane vursa vuruyor. Önemli evet. değildi. Şimdi bayram günü herkes gider birbirine muhakkak bayramlaşırlardı. Şey derdi. Şimdi bıraktılar eski hükümetlerden. Mahalleye. Seyit Uşak'ın mahallesi köyüydü. 80-90 hanaydı. İşte Kurban Bayramı olduğu zaman giderdi orada mezarlığın altında toplanırdı. Bayram duasını ederlerdi, öterlerdi. Ondan sonra mezara giderdi. Mezarlığı görürlerdi. Ondan sonra köye evlerine giderlerdi. Herkes müzeye giderdi. Kadın erkek hepsi geliydi. Çocukken hepsi geliydi. Çocuklar hep geliydi. Şeker yetmezdi 5 kilo götürürdü. Çok gelilerdi. Kurban bayramında azım durumu iyi olanlar kurbanlık kesiydi. Oğluydu olmazsa da öbürü neyse. De başlık yok böyle belli başlı bir şey yoktu yani öyle şey yoktu bazen. Ya amcaya ya dayıya bir şeyler verirdi. O çok önemli değildi yani. Ondan düğün gelirdi. İşte burada 2 gün, 3 gün düğün yaparlardı. Şey derlerdi. Sonradan anlaşıyorlardı yani. Nişanlanıyorlardı. Evlendikten sonra gidip ben en çok gidiydim yani düğünlere gideyim. Köyüne giderdim. Gelin alırdım. Babanın, ananın elini ayağını şey derdik. Ondan sonra düğünlüğe giderdi. Azıcık değirmen şeyde yolda gezdirirdi. Bağa kadar giderdi. Gelirdi, çalardı. Burada çalardı. Ekser düğünler burada oluyordu. Burada. Burada yedilerdi düğünler. Kaç gün sürüyordu düğünler? Cumartesi, cuma günü öğleden sonra oluydu, pazar günü akşama kadar devam ediydi yani. Peki düğünlerde hangi yemekler yapılırdı? Ya düz sırada bir yapıyorlardı. Normal yemek, köydeki yemek neyse bir davar kesilirdi işte bir. Onu yapıyor, öyle bir şey yoktu yani. Pilavla, etli pilav işte yanına da bir şeyler koyuyorlar ya salata ya bir şey oluyordu. Ayranla ona bir şey değildi yani, bir şey yoktu. Bir de eskiden davetiyeler mesela şimdiki gibi kartlı değilmiş. Bir çorap verirlermiş davetiye olarak. Sizin burada da öyle miydi? Mendil verirlerdi, çorap verirlerdi, bir şeyler verirlerdi. Daha yakınlarına da biraz daha büyük giysi verirlerdi yani. Kadınlara bilhassa kadın giysisiyle bir şey alırlardı yani. Öyleydi. Onu hatır alıyorlardı. Birbirine şey değillerdi. Razılık alıyorlardı. İyiydi. Hepsi yediylerdi. İyi oluyordu. Günler iyi oluyordu. Şimdiki gibi değil yani. Arabaya koyup götürüp nikah şeyine imzalap bu yoktur. Şimdi öyle bir şey yok. Daha önce Malatya'da güreş çıkardı. Düğünlerde muhakkak güreş olurdu. 2 gün, 3 gün devam ederdi. Güreş devam ederdi. Halay yaparlardı şimdi. Kadın da erkek de yan yana olur da bu oraya hep oluyor şimdi oluyor. Yani şahane oluyor. Burayı hepsini öylece kapatır iki taraflı kadın erkek. İki taraf tutarlar yani. Peki Mehmet amca, şimdiye kıyaslayacak olursan, eskinin gelenek ve görenekleri mi daha iyi yoksa şimdiki mi? Vallahi ne bileyim. Kimsenin yapacağı bir şey değil ki. Dağılmış şimdi. Eski gelenekler yoktur, bitmiş.
kişi geldi, 600 kişi. Onları 4 ayın içinde hem şeyini silah öğretiydik. Yedek subaylar geliyorlardı. Eğitim görmemişler benim. Ben 4 ay talimgahta felekimi şaşırdılar benim eğitimden. Her gün taarruz yapıyorduk. 1 kilometre, 1,5 kilometre. Kahvet, kahvet. Öyle eğitim görüyorduk. Onlar yedekler bilmiyorlardı. Şeyi, eğitimi bilmiyorlardı yani. Geliyorlardı. Yedek subay olarak yapıyorlardı yani. Bir şey yoktu bir şeye. Ama ordu şeyi olanlar, onlar bilinçli, teğmen olanlar. Onlar teğmen oluyor zaten. Şimdi durumum hiçeydi. 15-20 senedir beyin damarım kapandı. Kulağım gitti %75'i. Ondan sonra konuşmakta zorlanayım. Bir de baş dönmem en çok, beyin damarım kapandı olduğu için kuvvetli başım dönmüyor. Adım atamayayım, adım atamayayım. Bir de kalp damar şeyi kapandı, bunda yürümekte zorlanayım. Bakıp oturayım ama zorla, az şey diyeyim işte. O darbeyi yedim kötü. Yoksa düne kadar ben 10 sene kahvelerde çalıştım. 25 sene Sümerbank'ta çalıştım. 5-6 sene sportacılık yaptım. Onları bitirdim, gelim yine şey dışarıdaki üzüm bağını kaldırıp indiriydim. Ondan sonra damarlarım kapandı. Damar sertliği dedi, hastaneye gittim, o yani kapandı, köklü kapattı, kapandı. Felç oldum. Sağ olsunlar, yine şeye, fizik tedaviye gittim, bir ay Malatya'da şimdi, şey, aşağıdaki hastanede. Bir ay orada yattım, kalktım, yürüyebildim yani, orada kadar az olur, az gideyim yani. Fazla gitmeyeyim işte. Buraya şöyle. Yoksa icap ederse geleyim. Ben gelmeyeyim. Seydişah'ına gelmeyeyim. İyiyken gidiydim ya. Geliydim. Üzüm tek bağına. Mi yaşıyorsun? 2000'e kadar üzüm bağına, 2005'e kadar üzüm bağımla iyiydi. Bağlar hep iyiydi. Kar düştü, kısaldı. Üzüm bağı da bitti. Üzüm bağlar öldü. Aman her evim vardı yani. Her evin 5-10 dönümlük şeyi vardı, bağı vardı. Hepsinin vardı, hiç üzümsüz vardı. Yok o da ev. Ben yalnız oturayım. Benim oğlum... beynin koşuna gelmiyor davranışları.
oldum sizin konuşmalarınız, davranışlarınız.